İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Tuzla'daki Türk Lloyd'u Profesör Doktor Teoman Özalp konferans salonunda gemi, yat ve yat sanayi sektöründeki eğitim ve istihdam sorunlarıyla ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu üyesi Başaran Bayrak da katıldı. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Müdürlüğü yetkilileri toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdikleri Sanayici İşbirliği'nde Mesleki Eğitim Projesi SİMEP ile ilgili bilgi verdi. Sizlerle bilgilerimizi paylaşmak, tecrübelerimizi paylaşmak adına buraya geldik. Tabii Deniz Ticaret Odamıza nazik davetlerinden ötürü de teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yeni mesleki eğitim modeli SİMEP'te 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler beceri ve yeteneklerine göre projeye kabul ediliyor. Öğrenciler beceri, iş alışkanlığı ve iş disiplini kazanarak iş hayatına hazırlanıyor. Eğitim ve istihdamı oldukça önem veren İMEAK Deniz Ticaret Odası da bu mesleki eğitim modelini sektöre kazandırmayı hedefliyor. Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi istihdam. Sayın Cumhurbaşkanı da bir istihdam seferberliği başlattı. Biz de oda olarak bu istihdama mutlaka bir katkı vermemiz gerekiyor. Sayın Başkanımız da bu konuda bir sözü var. Bu söz de mutlaka yerine getirilmesi gereken bir söz. Biz bundan ilgili bir çalışma başlattık. Ankara Sanayi Odası'nın Milli Eğitim'le yapmış olduğu protokol çerçevesinde çok başarılı bir çalışması var. Bir örnek var. Bu örnekten biz faydalanmak istedik. Kendilerini buraya davet ettik. Sektörün de önde gelen eğitimcilerini, eğitim kurumlarının başındaki müdürlerini, yöneticilerini burada çağırdık. Bir arada olduk. Birlikte neler yapabiliriz? Bunları tartıştık. Ciddi bir gençler arasında bir iş gücü açığı var. Bizim de gemi inşaat sektörünün ciddi bir iş gücüne talebi var. Bu iki noktayı, yani bir yerde iş var, bir yerde çalışan var. Bu ikisinin koordinasyonunu yapmak üzere Deniz Ticaret Odası rol almak istiyor. Başaran Bayrak, SİMEP'in verimli bir proje olduğunu belirterek önümüzdeki günlerde denizcilik sektörü içinde ortak bir proje başlatabileceklerini sözlerine ekledi. Önümüzdeki günlerde bir araya gelerek ortak bir programın hayata geçirme çalışmalarını başlatacağımızı umuyorum. Çok verimli bir çalışma oldu. Sektörümüze umarım ki katkı verecektir ve iş gücünün sektörümüzde buluşturmasının bu şekilde sağlayacağımızı umut ediyorum.